Çankırı'dan güzel günler. Bugün 14 Nisan 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediyede çalışmış ve emekli olmuş personeller ile iftar sofrasında buluştu. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Esen, emekliye ayrılmış çalışanlara, Çankırı'ya yıllarca verdikleri emekten dolayı teşekkür etti. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili adayı Pelin Yılık, Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in ekibiyle birlikte karşıladığı Yılık, Çankırı'nın geleceğinin yapılandırılmasında birlik ve beraberlik sinyalleri verdi. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Yeraltı Tuz Şehri'nin altyapı hatlarının rehabilitasyonuna başladı. 6 galeriyi kapsayan çalışmalarda mağara içerisinde projelendirilen tuvalet alanları, kafeterya ve çok amaçlı salon için içme suyu hattı çekiliyor. Olası yangınlara karşı galerilere yangın hidrandı da yapılıyor. Çankırı'da bayram hazırlıkları başladı. Sarı Baba Mezarlığı'nı vahşi otlardan arındırmaya başlayan ekipler, Tatlıçay'ın peyzajı için ise gece mesaisi yaptı. Çankırı Belediyesi'nin bayram süresince 7-24 hizmet vereceği bildirildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminde bozulan ve kazı yapılan alanlarda asfalt yama çalışmalarını yürütüyor. Kırkevler, Abdülhalik Renda, Buğday Pazarı mahalleleriyle yeni mahallede ise kaldırım yenileme ve yeni kaldırım yapım çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, okul bahçesinde tek başına basketbol oynayan çocuğa eşlik etti. Esen ve çocuk, basketboldaki yeteneklerini konuşturdu. Çankırı Belediyesi öncülüğünde kurulan 18 Konut Yapı Kooperatifi bünyesinde başlatılan konut hamlesinde hak sahibi belirleme kura çekiliş töreni gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişte geçerli sayılan başvurular arasından 68 daire için asil ve yedek üyeler belirlendi. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Esen kalın.